Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber karede açı konusunu işleyeceğiz. Hemen kare ne demekmiş bakalım. Kenar uzunlukları eşit ve birbirine dik olan dörtgene kare denir. Şekilde kenar uzunluklarının eşit olduğu gösterilmiş. Bir de arkadaşlar karenin iç açıları 90'ar derece gördüğünüz gibi bu da şeklimizde gösterilmiş. Hemen örnek sorumuza bakalım. ABCD kare açılar şeklinin üstünde bize verilmiş. Bize FEB açısı soruluyor. Ben buraya x diyorum. Şimdi B açısı karenin bir iç açısı olduğu için burası mecburen 90 derece. C açısı da arkadaşlar şuranın tamamı 90 derece. Ben 90'dan 25'i çıkardığımda şu açıyı 65 derece olarak bulur. Dikkat ediyorum. CFEB şekli. Bakın. Bir kenar, iki kenar, 3 ve 4 kenarlı bir şekil olduğuna göre dörtgen ve dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece. Bakıyorum iç açılarına 65 derece var, 85 derece, x ve 90 derece var. 360'a eşitliyoruz. Burası 150 yaptı, burası da 90. Toplayınca 240 yapar. 360'tan 240'ı çıkardığımızda bize sorulan açı 120 derece olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. ABCD kare CE ile EB birbirine dikmiş. 50 derece şeklinin üstünde verilmiş. Bize ABE açısı yani burası soruluyor. Ben oraya x dedim yine. Şimdi arkadaşlar C iç açısı 90 derece olduğu için 90'dan 50'yi çıkardığımızda buradaki açı 40 derece olarak bulundu. CEB bir üçgen 40 derece ve 90 dereceyi topladığında 130 yaptı. 180'den 130'u çıkardığımda buradaki işaretlediğim açıyı 50 derece buldum. B açısı yani x artı 50'nin olduğu bölüm karenin bir iç açısı olduğu için 90 derece. 90'dan 50'yi çıkardığımızda x'i 40 derece olarak buluruz. Devam ediyoruz. ABCD kare 70 derece şekilde verilmiş. AB kenarı ile DE kenarı birbirine eşit, bize alfa soruluyor. Arkadaşlar dikkat ediyorum. AB kenarı karenin bir kenarı ve üstüne çift tırnak var. O zaman BC kenarı, DC kenarı ve AD kenarına bu çift tırnak işaretini koyabilirim. Baktığımda ADE üçgeninin AD kenarı ile DE kenarının birbirine eşit olduğunu görüyorum. Yani bu üçgen ikizkenar üçgen. O zaman ikizkenar üçgenin 70 derece taban açısı olduğu için burası da 70 derece olmak zorunda. 70, 70, 140 yaptı. 180'den 140'ı çıkarınca bu açı 40 derece olarak bulunur. D açısı yani şu işaretlediğim yerlerin toplamı 40 artı alfa karenin bir iç açısı olduğu için 90 derece olmak zorunda. 90'dan 40'ı çıkardığımızda alfayı kaç derece olarak buluyoruz arkadaşlar? 50 derece olarak buluruz. Devam edelim. ABCD kare DEC eşkenar üçgen bize CEB açısı yani burası soruluyor. Ben yine oraya x diyorum. Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgenden başlayacağım. Eşkenar üçgenin bütün kenarlarına çift tırnak işareti koyuyorum. Bir baktım DC aynı zamanda hem eşkenar üçgenin hem de karenin kenarı. O zaman karenin kenarına da diğer kenarlarına da çift tırnak işareti koyabilirim. Başka ne biliyorum? Eşkenar üçgenlerin arkadaşlar iç açıları 60'ar derece. Onları da yazıyorum. C açısı şu işaretlediğim iki yer. Arkadaşlar karenin iç açısı 90 derece olmak zorunda. 90'dan 60'ı çıkardığımızda bu açıyı kaç derece olarak buluyorum? 30 derece. Dikkat ediyorum ki CEB üçgeni arkadaşlar CE kenarıyla CB kenarı birbirine eşit olduğu için ikizkenar üçgen. O zaman bu açı x ise burası da taban açısı olduğu için burası da x. Üçgenin iç açılar toplamı arkadaşlar 180 derece olduğu için 180'e eşitliyorum. 30'u karşıya attım. 180'le 30 çıktı 150. Her iki tarafı 2'ye bölersek x dediğimiz açı yani bize sorulan açı 75 derece olarak bulunur. Devam ediyoruz. ABCD kare BEC eşkenar üçgenmiş. AE ile BD uzunluklarının kesişim noktası K noktası.
Bize A, E, C açısı yani burası soruluyor. Ben buraya X dedim. Şimdi arkadaşlar önce yine eşkenar üçgenden başlayacağım. Eşkenar üçgenin kenarlarına S gibi işaretten koyuyorum. Başka ne biliyorum eşkenar üçgen için? İç açıları 60'ar derece. Şimdi dikkatli takip edin. Şurası da 60 derece ama yazmayacağım. Tamam mı? Başka şu dikkatimi çekiyor. BC kenarı karenin bir kenarı ve S işareti var. O zaman karenin diğer kenarlarına da bu S işaretini koyabilirim. Ve B açısı karenin bir iç açısı. Burası da ne? 90 derece. Arkadaşlar A, B, E üçgenine bakarsak AB kenarıyla BE kenarı birbirine eşit olduğu için ikizkenar üçgen çıktı karşıma. Buradaki B açısı 90 artı 60'tan 150 derece. 180'den 150'yi çıkardığımda 30 buluyorum. Bu 30 arkadaşlar ikizkenar üçgenin taban açıları toplamı demek. Taban açıları birbirine eşit olduğu için ikiye bölüyorsunuz. Burası 15 derece, burası 15 derece. Az önce demiştim ki BEC eşkenar üçgen ya. Buradaki kırmızı işaretledim. E açısı 60 derece olmak zorunda demiştim. Yani 15 artı x 60'a eşit. 60'tan 15 çıkarınca bize sorulan x 45 derece olarak bulunur. Devam ediyoruz. Evet. ABCD kare 35 derece verilmiş bize. AD kenarı ile EC kenarları birbirine eşit alfa soruluyor. Dikkat ediyorum ki AD kenarı karenin bir kenarı. Çift tırnak varsa karenin diğer kenarlarına da çift tırnak koyabiliriz. DC'ye de koyabilirsiniz. Ben şu an şekil karışmasın diye koymayacağım. Tamam mı arkadaşlar? Peki sonra neye bakıyorum? Arkadaşlar E, C, B üçgenine odaklanalım. Bu üçgende EC kenarıyla CB kenarları birbirine eşit. O zaman bu üçgen nasıl bir üçgen? Yine ikizkenar üçgen çıktı karşımıza. İkizkenar üçgende de arkadaşlar taban açıları birbirine eşittir. Alfa ile 35 derece taban açıları olduğu için demek ki alfa da kaç derece olmak zorundaymış? 35 derece olmak zorunda. Devam ediyoruz. ABCD kare, BED eşkenar üçgen bize arkadaşlar EDC açısı yani burası soruluyor. X soruluyor. Hemen işaretledim. Şimdi arkadaşlar ABCD biliyorsunuz kare. C açısı 90 derece ve karenin bütün kenarları birbirine eşit. Buradan şu gözüme çarpıyor. DCB üçgenine bakalım. DC ve CB kenarları birbirine eşit olduğu için bu ikizkenar bir üçgen. Hatta ikizkenar dik üçgen. Öyle yazalım. Şimdi arkadaşlar ben şu iki açının toplamını bulacağım. Nasıl yani? 180'den C açısı 90 derece olduğu için 90'ı çıkarıyorum. O işaretlediğim şu iki iç açının toplamı 90 derece. İkizkenar üçgende de taban açıları birbirine eşit olduğu için ikiye bölüyorum. Demek ki bu açılar 45'er dereceymiş. Güzel. Peki başka ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bize BED üçgeninin eşkenar üçgen olduğu verilmiş. BED eşkenar üçgen. O zaman eşkenar üçgenin iç açıları 60'ar derece olduğu için burası 60. Buranın tamamı 60. Yani buraya 15 derece kalır. Buranın tamamı da 60. Yani x artı 45'in 60 olması gerekiyor. 60'tan 45 çıkınca bizim açımız 15 derece olarak bulunur. Devam edelim. ABCD kare 40 derece zaten bize verilmiş arkadaşlar. Bize BE ile DC'nin eşit olduğu da veriliyor. Alfa soruluyor. Görüyorum ki ABCD kare ve karenin bir kenarında yani DC kenarında çift tırnak var. O zaman diğer kenarlarını da bu çift tırnağa koyabiliriz. Gördüğünüz gibi. Peki başka ne biliyorum arkadaşlar? Karenin bir iç açısı 90 derece. O yüzden B'ye 90 derece işareti koydum. ABE üçgenine bakıyorum. Burada AB kenarıyla BE kenarı birbirine eşit olduğu için bu üçgen ikizkenar üçgen çıktı. Bu üçgen için B açısı 90 artı 40'tan 130 derece yapar. Hemen 180'den 130'u çıkarıyorum. 50 buldum. Arkadaşlar 50 demek taban açıları toplamı demek. Ve ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşit olduğu için 52'ye böldüm. Yani burası 25,
Burası da 25 derece. Peki başka ne yapabilirim? Şimdi BCE üçgenine bakıyorum. BC kenarıyla BE kenarı birbirine eşit. Yani bu üçgen de yine ikizkenar üçgen. Şimdi arkadaşlar, tepe açısı 40 derece. O zaman 180'den 40'ı çıkarıyorum. 140 buldum. Bu 140 taban açıları toplamı demek. Taban açıları birbirine eşit olduğu için 140'ı hemen ikiye böldük. Taban açıları 70'er derece çıktı. Yani burası 70 derece. Şu iki açının toplamı da 70 derece. Alfa artı 25, 70 derece olarak çıktı karşıma. O zaman 70'ten 25'i çıkarırsak bizim alfa açımız 45 derece olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.